neredeyiz? Jabri House'dayız. Jabri. Restoran kafe şu an. 1737 yılında bir Osmanlı zamanında yapılmış eski bir ev. Ama buranın şeyinden emin olamadık. Yani Müslüman mı, Yahudi mi, Hristiyan mı? Evet. Şurada altı köşeli bir yıldız var. Tam olarak ne simgelediğini ben çıkaramadım. Evet. Simgesi de zaten yine bir Osmanlı padişahının tuğrası. Jabri House. İki büklüm bir gireyim. Gir bakalım, seni çekelim girerken. Evet. Osmanlı'da insanlar küçükmüş herhalde. İşin komik kısmı, Arapça, İngilizce ve Fransızca yazıyor. Sadece bizden tuğra var. Kılıçlara bak. Oo. Gerçekten eski kılıçlar. Evet. Ölçüsüz değil. Daha tam böyle bir sırma kılıç kuşanan Arap binbaşının kılıcıymış abi. Kim? Sırma kılıç kuşanan Arap binbaşı. Sivastopol marşında vardı ya, neyse. Şu bayağı eski. Sana bir hep ama Osmanlı kılıçları. Oğlum çok güzel. Burası çok güzel bir restoran. Allah Allah. Allah 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 Allah. Buna sanırsan like. Oha oğlum, bu inanılmaz şaşırtıyor ya. Küçük kapıdan giriyorsun. Küçük yerden dev gibi bir yere baksana. Giriyorsun. Çok yaşa. Beraber. Arka holü var ya. Şeye göre çok büyük değil mi? Bizim otellere falan göre inanılmaz büyük şuralar. Evet. Bizim otelle aynı. Konsept zaten Şam evlerinde aynı hemen. Ooo, klimaya bak. Ama çok yüksek burası. Çok yüksek. Niye bizdekini kat olarak kullanmışlar? Aslında aynı. Tabii burası çok daha geniş. Tavanı yani. Çok daha yüksek burası. Hayır, şey de büyük zaten. Aha, yani alan da büyük. Havuz falan da çok daha büyük. Klasik böyle kabul odası. Azam Sarayı'nda da var şeyde. Gel abi, buyur. Abi bu muhteşem ya. Hay. Merhaba. Şu sandalyelerin sedef takma mobilyalar. Bak bu mermer kapıda. Mermerden mi yapmışlar? Evet, bu da mermer. Evet. Nasıl? Yani bence o mermeri kullanmışlar kapı için. Olabilir. Hay. How are you? Şükran ki. Külli tamam. Kifek. Şükran. Ma fi müşkil, külli ihvan. Thank you. Thank you. Bunlar bence salep boza gibi bir şeyler. Şey böyle meyan şerbeti, şerbetçi de olabilir. Ama şey güzel, Ay Yıldız. Bu arada Ay Yıldız yani bu da eski. Eski bayağı. Bak bizim oteldeki şeyin aynısı işçiliğin. Burada çok ben baksana ya. Yemin ediyorum tuvalet bile sanat eseri ya. Hadi gel yemekleri de alalım biz. Güzel. Hadi bakalım yemeğimizi sipariş edelim. Oo, yemeklerimiz geldi. Allah Allah Allah. Halep kebabı. Halep kebabımız. Şam'dayız ama. Evet, Halep kebabı. Tavuk şişimiz. Of. Hı-hı. Afiyet olsun diyoruz. Bu da afiyet. Salatamız. Mis. Güzel koktu ha. Herkes Alevi misin diye soruyor bana. Yani normalde hiç bunu açıklama gereği duymamıştım. Ama son 2-3 aydır gelen saldırılardan sonra işte Alevi olduğu için, Arap Alevisi olduğu için Suriye'de falan dedikleri için ben de etnik kimliğimi ve mezhebimi söylemek zorunda kaldım. Ben Hatay Hassalı, Sünni bir aileden geliyorum. Ama işte yani insanlar şu an o kadar ayrışmış ve yozlaşmış halde ki herkes bir iş yaparken ırkına, dinine, mezhebine göre yapmak zorunda kalıyor. Ben de bu sebepten dolayı kendimi açıklamak zorunda kaldım. Normalde bana Suriye'de hiç kimse işte dinin ne, mezhebin ne diye sormadı. Çünkü burada sadece mezhep de değil, burada farklı dinlerde olduğu için o yüzden önce din ve mezhep diyorum. Ben öyle zaten bir Türk olduğumu herkes biliyor burada, beni bu şekilde kabullendiler. Türklere yaklaşım nasıl? Türklerle alakalı vatandaşın hiçbir problemi yok. Hatta Türkleri seviyorlar şöyle, yani buradaki vatandaşların %60-70'i zaten Türk dizilerini seyrediyor sürekli evlerinde. Yani benim bilmediğim birçok Türk dizisi ve sanatçıyı tanıyorlar. Ben isimlerini bilmiyorum. Bizden daha kimlerden bahsediyor? Bilgiler o konuda. Tabii o konuda bizden daha fazla bilgiler. Bu yaşanan iç savaş, bizim ülkemizin de Suriye'ye karşı önce
yönelik tutumu sadece devletler arasında gerilime sebep olmuş. Suriye milletinin bize karşı ne bir ön yargısı ne de nefreti var. Tamam. Şeref. Bu nasıl böyle? çok güzel. Çok güzel vallahi. Maşallah. Bat yumkin şu sana gibi. Şu küllü mekan. Bu nasıl bir insan ya? Valla bat min feddik. Şükran kitir, şeref. Maşallah. Birazcık da senden bahsedelim. Senin basketbola başlaman nasıl oldu? Sonuçta muhtemelen şu anda 2-11'sin. Çocukken de büyüktün. Birisi evet. Gelip şey dedi sana, bu çocuğu basketbolcu yapalım dedi. Öyle ya. Başlamıştır muhtemelen. Yok yani bunu söyleyenler zaten bana değil, benim ilk babama da aynısını söylemişler. Çünkü biz ailecek çok uzunuz. Benim babam 2 metre zaten. Dedem rahmetli 1.95'ti. Giderek uzuyor. Evet. Yani annemin boyu da uzun olduğu için ben biraz daha fırladım sülalede. Hatay Aslada doğdum. 9-10 yaşına kadar orada yaşadım. Ardından babam işlerini kapatıp Gaziantep'e taşındı. O sıralarda sürekli televizyonda NBA maçları seyrediyordum. O zamanlar Mehmet Okur'u çok severdim. Mehmet Okur'un maçlarını seyrederdim. Onun gibi şut atmaya çalışırdım. Ardından da orada spor okuluna gittim. 12 Deva'dan basketbol okullarına. Sonrasında da basketbol hayatım başladı. 13 yaşına girdiğimde internetten Fenerbahçe'nin sitesine girdim. Oradaki antrenörlerin ismini aldım ve onları Facebook'tan ekledim. Onlara basketbolcu olmak istediğimi söyledim. Sardın adamları ya. Ve darladım adamları. Çünkü ben kafama bir şey koyduğum zaman hep diretirim yani. Yapana kadar, oldurana kadar diretirim yani. Biraz mücadeleci bir karakterim var. Ondan sonra onlar beni davet ettiler. Tek başıma gittim İstanbul'da. Denenme antrenmanlarına çıktım. Ardından sağ olsunlar onlar da beni kabul ettiler. Fenerbahçe'de basketbol hayatına başladım altyapıda. Orada 1,5-2 yıla yakın kaldıktan sonra Bursa'ya gittim. Oyak Renault'da. Orada güzel bir 1,5 yıl geçirdim. Tam A takıma çıkıp profesyonel olacakken Renault'u kapattılar. Öyle olunca da ben de altyapıyı İstanbul'a döndüm geri. Efes'te oynadım 2 yıl. Efes'te devam ettim basketbol kariyerimi altyapıda. Kimlerle oynadın? Efes'te. Benim jenerasyonum bayağı kuvvetli bir jenerasyon. 94-95 jenerasyonu. Şimdi bizim jenerasyondan Cedi var. Cedi NBA'de oynuyor zaten. Yani geri kalan biz Türkiye şampiyonu olduk zaten o takımla. Yani 6-7 tane takım arkadaşım zaten Süper Lig'de Avrupa seviyesinde oynuyor. Yani birkaç arkadaşım birincilikte oynuyor. Yani çok fazla oyuncu çıktı bizim jenerasyondan. Evet, Efes altyapısı sağlamdır. Evet. Disiplinli ve sağlam bir altyapıydı o zamanlar. Suriye Ligi'nin Final Four'u bu. Final Four'u. İlk 4 takım oynuyorlar. Şu anda Levaer'le Vahde. Hadi inşallah şampiyon olacağız ya. İnşallah. Şu an hakeme de bir tepki başladı. Hakem daha hiçbir şey yapmamasına rağmen. Takım mı karşıdaki? Çok çok güçlü takım. Yeni transfer de yaptılar dün. Sert maç ha gerçekten. Hadi be. Ah be. Aç şunu. Savaşçı, tam.
Çok iyi pas. Ali. Ne kaçıyorsunuz oğlum? Çok korkuyorum çocuğu düşecek. Tam bir deli. Sen söyledin, düştü değil mi bu? Yok, aynen. Düştü, bayıldı geçen maçta. Düşmesin diyorum. Çocuğa dikkat et. Merak etme diyorum. Ha, merak etme. Kendini koruyamıyorsun daha çocuğu. Kemal. Kafa kolu aldı adamı. Bak bak bak. Helal var ya. Helal ya. Bu dur. Aldık maç, aldık. Aldık maçı. Seyirciler harika ya. Ne düşünüyorsunuz Deniz Bey? Çok mutluyuz Kemal adına. Atmosfer de çok iyiydi. Harika. Kemal gelirken görüyorsunuz. Evet. Bravo! Adam! Helal olsun be. Helal olsun be. Bravo. Merhaba. Merhaba. Burada merhaba. Aa, fena değildi ya. İşte kazandık. Yani bu hakemlerle o bu kadar oluyor işte yani. Bunlarla
7 kişiye karşı oynuyorsun maçta. 8 kişiye karşı. Ama şey, yani sadece skorda sıkıntı vardı genel olarak. Evet. Genel bir skor sıkıntısı yaşandı. Ama kazandınız. Önemli olan yani oydu. Zaten bu tarz maçlarda atmak falan önemli değil. Tutmak önemli. Zaten tabii tabii. Final Four olduğu için. İşte bu ya. Süper. Hadi gidelim bir şeyler yiyelim. Haydi. Hadi. Acıkmışsındır sen tabii, koştun. Yok, çok acıkmadım. Ya. Çok da yorulmadım zaten. 15-17 dakika falan. Olsun. Olsun. Güzeldi. Son olarak nerede oynuyordun? Nasıl Suriye'ye geldin? Nereden geldin? Suriye teklifi bana ulaştığında İstanbul'da Sigortam.net İTÜ'de oynuyordum. Orada daha önce de söylemiştim, bir Instagram'daki basketbol videomun altına yorum olarak geldi. Suriye milli takımında oynamak ister misin? Dedim, lan dedim, birileri beni trollüyor herhalde. Dalga geçiyorlar benimle dedim. Sonra baktım, mesaj attı çocuk. Çok böyle güzel bir İngilizceyle böyle nazik bir şekilde açıkladı. İşte sizin de aramıza katılmanızı isteriz falan filan diyerekten Suudi Arabistan'la, İran'la oynadıkları maçları gönderdi. Baktım ya, başka yabancı oyuncu da var. Fena bir basketbol oynanmıyor. Ve bana da para kazanma şansı doğdu bu şekilde. Daha yeni ülkeler görebileceğim için, yeni insanlar, yeni şehirler, tarihi keşfedebileceğim için ben de kabul ettim. Yani bu şekilde Suriye macerası başladı. Suriye'de devam mı oynamaya, yoksa Türkiye'ye dönecek misin? Nasıl? Ya bu yıl bu sezonu bitirdik şimdi. Şampiyon olarak bitirdin zaten. Şampiyon oldun. Süper kupayı aldık. İki kupayla bitirdik bu sezonu. Mental olarak basketbolda Suriye beni yoruyor. Yani çünkü kafa yapılarımız dışarıda, sosyal hayatta çok iyi uyuşuyor. Çok güzel arkadaşlarım var ama yani basketbolda biraz daha farklı düşünüyorlar bana göre. O yüzden bayağı yoruldum. Muhtemelen bu yıl ülkeme dönerim. Ülkemde devam ederim. Belki başka bir Orta Doğu ülkesinde oynayabilirim. Yeni bir yer keşfetmek için. Ama ülkeme dönmek istiyorum bu yıl. Suriye'ye ilk geldiğinde korkuyor muydun? Var mıydı bir korku? Korku yoktu ama çekincelerim vardı tabii ki. Yani sen de biliyorsun, sosyal medyada bir de yansıtılandan çok daha farklı bir hayat var. Bir şeriat ülkesi bekliyordum işte. Herkes daha tutucu bir ülke. Çok inanılmaz tutucu bir ülke bekliyordum. Yani böyle işte gelirken işte şort giymeyeyim aman falan böyle. Şovmanlarla gezeyim falan. Ben burada şortla. Evet. Ama sonrasında geldim, beni Şükran aldılar. Kıtir. Şükran Kıtır. Beni evet. Aldılar. Türk kahvemizi de içiyoruz. Şeye girdim yani. Otele girdim. Otelin havuzuna indim. Bir yaz günüydü. Bir baktım aşağıda havuzda bikinili hatunlar, böyle vücut yapmış adamlar. İşte bira içiyorlar, nargile içiyorlar falan. Böyle bir kültür şokuna uğradım. Sen yani. Tövbe estağfirullah deyip odana mı geçtin? Estağfirullah dedim. Öyle gözlerimi damgaladım. Yani havaya bakarak geri odama döndüm. Vay abdestim alıp. Evet. Birkaç gün sonra Rusya'da kampa gittik. Yani. Suriye milli takımı. Evet. Zaten tabii Rusya'yla kankom var. Çok fazla yaptırım var. Kampa mesela Türkiye gibi bir yer var ama Türkiye'ye gelemiyorlar. Yani çünkü vize alamıyorlar. Hmm. Yani baktığın zaman Rusya'ya gidip uçak bileti, otel masrafı, tesislerin yarı fiyatına Türkiye'de yapılabilir ama gelemiyorlar yani. Kazan'a gittik. Kazan'da kamp yaptık. Ardından Moskova'ya geçip Moskova'da Rus milli takımıyla maçlar yaptık. Bayağı güzel oldu. Ben Rus milli takımıyla nasıl? İyidir Rus milli takımı. Çok iyi. Nasıl? O zamanlar. Yani biz U20 takımıyla oynadık onların. A milli takımıyla oynamadık. Onları yendik iki defa. Yendiniz. Yani tabii tabii. Navair, su değirmeni demekmiş. Takımın ismi de su değirmenleri. Hani size gösterdiğim su değirmenleri var ya, oradan geliyor ismi takımın. Evet, Kemal'in antrenmanına geldik. Yarınki maç çok önemli. Final Four'un son maçı diyebiliriz. Finalden önceki son maçı. Eğer kazanırlarsa, ki bence kazanacaklar, çok daha iyiler, finale çıkıyorlar. Buradayken o kupayı görmek çok istiyorum. Özellikle Kemal'in ellerinde. Evet, şu anda antrenmandayız. Suriye'nin en iyi takımlarından bir tanesinin antrenmanını izliyorum ben de bench'ten. Hama'dayız. Maç Hama'da olacak. Yarınki maçı da çekeceğim tabii ki size. Yani basketboldan öte atmosferi çekmek istiyorum sizin için. Umarım kazanırız. Burada kutlayabilir miyiz? Bilmiyorum, onu göreceğiz.
ne kadar fanatik Hamo taraftarları onu bilmiyorum. Ya artık yapma, artık yapma Kemal'e. Heh. Geçebilir misin sen onu ya? 2-11 adam. Yer yer. Kemal bu arada hepsinin antrenörü gibi, hocası gibi. Çünkü en tecrübeli, o en iyi basketbolcu aralarında. Yarın maçta görüşürüz arkadaşlar. Bak ya. Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın. Senin inanılmaz bir gücün ve sevgin de var. Kemal pivotu yıkıyor. Bravo! Kemal! Adamım! Arkadaşlar, maç bitti, kaybettik. Üçüncü maç Şam'da. Üçüncü maçı kazanan şampiyonluğu, yani finale çıkacak. Ben Kemallerin finale çıkacağına inanıyorum. Şanssızdı bugün. Hadi bakalım. Bu arada Suriye'de çok iyi oyuncular var. Zaten sizin takımda eski bir NBA oyuncusu da var. Evet, eski NBA oyuncusu var. Benim çok hoşuma gitti lig bu arada. 4-5 tane maç izledim evet. Seninle. Yani tam 90'ların böyle Carmelo, Dennis Rodman mücadelesi gibi o Habo ile mücadele ediyorsun sen. Evet. Şey böyle bir basketbol var, güreş gibi ama daha modern ateşli, basketboldan tutkulu öte bir basketbol. Daha 90'ların böyle tutkulu şey ve ben fiziksel inanılmaz keyif aldım. Çünkü ben çok sevmiyorum bu yeni basketbolu. Çok fazla aşırı yetenek ve şov üzerine kurulu evet. Ama 90'lardaki o dövüş Suriye Ligi'ni izlerseniz görebilirsiniz arkadaşlar. Ve çok iyi oyuncular var. Çok hırslı, güzel oyuncular var. İyi oyuncular var yani. Takım... 11 yıl iç savaş yaşadığı için ülke bu geri kalan yıllarda, iç savaşın olduğu yıllarda basketbol olarak yani ister istemez kendilerini çok geliştiremedi çocuklar. Yani çok yetenekli çocuklar var ama genel olarak basketbol bilgisi, oyun bilgisi olarak geride kalıyorlar. Ama yavaş yavaş bunlar da aşılıyor. Çünkü çok kibar, nazik çocuklar. Bir de şey var yani milli takım antrenörleri genelde yabancı oluyor. Ben geldiğimden beri bir tane Amerikalı, bir tane İspanyol, bir tane Rus koçla çalıştım. Ha öyle. Tabii mesela kulüpteki koçumuz da Lübnanlı. Ha, bu Lübnanlı o zaman yeni size koç. Tabii bu yeni geldi. Koçunla da kankayım.
Evet. Bu arada ben arkadaşlar bütün takımla kanka oldum. Dün şampiyonlukta bana sarılıyorlar falan gelip. Adamlar beni bayağı şey yaptılar ya. Kaç gün oldu beraberiz. Vallahi beraber yani. Deplasmana gittik. Beraber hani, kaldık. Seni takımın bir üyesi olarak görüyorlar. Onlarla yolculuk yaptık. Hamaya vesaire. Çocuklar da beni görünce hemen koşup sarıldılar falan. Ben de şaşırdım. Ya dedim hani şimdi şey yapmasınlar. Abi. Evet, çok mütevazi. Çok tatlı. Mütevazi. Çok duygusal bir millet. Yani artist de çok iyi çocuk ama. Ya, artist çok iyi ya. Cemal NBA oyuncusu. Aynen, NBA oyuncusu. Onunla çimento fabrikasında bir partiye gittiğimiz video var. Artist'e bayılacaksınız. Yani müthiş bir karakter ya. Evet. Çok nasıl? Çok güzel bir adam. Mermi var mı diyor. Gerçekten o çimento fabrikası dünyada şey olmayacak bir olay ya. Çimento fabrikasında 1000 kişiden fazla. 1500 kişiyle tekno parti yapıyoruz. Ve yanımızda NBA oyuncusu ve İsveçli bir çocuk var. Emmanuel. İsveç'te şey diyor, Türkler bizi seviyor mu diyor. Dedim seninle. Bunlar da NATO'ya girmek için. Adamlar NATO'ya girmek için partiye bile adam yolladılar bizimle. Çok harika pas attı be. Çok harika pas attı be. He? Pas çok iyiydi de. Asisti kullanamadı çocuk. Biz alırız abi maçı. Aynen. Neyse paslar. Gir içeri, dribbling yap. Dribbling teke tek alırsın. Abi mücadele etmiyor. Bir adam daha çok mücadele ediyor bak, görüyor musun? Aynen. Bakıyor salak gibi.
arkadaşlar Kemal öne geçen sayıyı attı 67-66'da. Biz dedikodu yapıyorken kaçırdık. Evet. Çekmeyi kaçırdık. Sayıyı gördük de bizimki 14. sayı attı abi. Aynen. Ya takımın ama, en skorer ikinci oyuncusu şu an. Ama yani asıl defansla mücadele etti adam ya. Tabii canım. Rebound vesaire. Şey değil. Valla Kemal'in savunma sayesinde kazandılar maçı. Hemen o sayısı. İki sayı. Helal. Vallahi maçı sahinde aldılar. Çok iyi. Adamın özü. Gel sana bir muzlu süt ısmarlayalım. Muzlu süt içelim dedi kendimize gelelim. Ben de muzlu süt içiyorum. Şimdi az önce şey dedim. Benim arkadaşlarım Efes'te işte Cedi Osman'la, Cedi Osman'la evet. Sen aynı takımdaymışsın. Aha. Adam NBA'ye gitti. LeBron James'le kanka oldu. Diğer arkadaşların Euroleague'de, Efes Pilsen'de. Yani Suriye Ligi tamam, eğlenceli, güzel ama düşük, daha düşük bir lig seviye olarak. Evet. Sen neden Suriye Ligi'ne geldin? Yani sonuçta Cristiano Ronaldo yaşlanınca gitti Suudi Arabistan Ligi'nde oynuyor para için. Tamam, senin buraya gelme sebeplerinden bir tanesi para. Ama asıl sebebin ne? Yani neden Euroleague'de değilsin? Neden Euroleague'de NBA'yi değilsin? NBA'yi sormuyorum çünkü NBA zaten, yani NBA zaten çok özel bir oyuncu evet. olman gerekiyor.
Ben 19 yaşına girerken, Efes'in pilot takımında oynarken o zamanlar... Ki basketbolcu olarak söylüyorum, Efes'in altyapısına girebilmek yani imkansız gibi bir şey. Çok yetenekli bir adam olman lazım ki Efes'in altyapına sen alsınlar. Sadece yetenek de değil, fiziksel olarak onların tabii istediği kalibrede olman gerekiyor. Tabii ya, 1.90 adamsan seni 13 yaşında almıyor adam yani. 2 metre olsun diyor 12 yaşında çocuk diyor ki alayım ben diyor. Yani Efes'in altyapısına girebilmiş, Okrano'nun altyapısına girebilmiş bir insan. Yani Okrano da Efes kadar iyiydi yani zamanında. Ne oldu da Suriye Ligi'ne düştü diyelim. Düştü demeyelim. Yani düştü de olabilir baktığında tamam. Yani Euroleague seviyesiyle mukayese ettiğinde öyle tabii. Düştü abi, hakaret yani gibi şöyle oldu. Şöyle yani. Hakaret değil. Senin basketbol oynama keyif aldığını görüyorum. Ben de öyleyim. Ben de mesela hani tabii ki benim boyum 1.88. Ben de eğer senin gibi iyi bir basketbolcu olabilseydim Suriye Ligi değil İran Ligi her yere de giderdim yani. Evet. Hiç önemli değil nereye gideceğim. Sırf basketbol oynayabileyim. Ki bence Suriye'de basketbol oynuyor olman da inanılmaz eğlenceli bir şey yani şey evet olarak ama ben sadece Efes'ten Suriye Ligi'ne normalde bir insan düşmez. Senin sebebin ne? Ben 19 yaşına girerken Efes'in pilot takımına 18 yaşındaydım hatta evet. Yani ön çapraz bir sakatlığı geçirdim. Ardından iyileştim. Sonra Türkiye'de Ümit Milli Takım kampına gittim. Hatta önce A Milli Takım'ın Akdeniz Oyunları kampındaydım. Sonra bir yaş büyüklerim Ümit Milli Takım'a gittim. Tam Fransa'ya Avrupa Şampiyonası'na gidecekken tekrar ön çapraz bağım koptu. İkinci ön çapraz bağ kopunca tabii yani 2.10 boyunda 115 kilo bir adam için bir tanesinden bile dönmek çok zor. Ardından ikincisi olunca tabii yani 2,5 yıl kadar basketbol oynayamadım. Yani arkadaşlarımın hepsi bir daha basketbol oynayacağımı düşünmedi. Hepsi kesinlikle... Ayağı da gösteriyorum. Evet. Kesinlikle basketbolu bırakır, oynamaz bir daha falan. Çünkü ilk ameliyatımı da yanlış yaptı doktor. Çok yanlış yerden açtı tünelleri. Çok başarısız bir ameliyat. Ardından tekrar bir ameliyat daha olunca yani bu cüssede bir adam için geri dönmek çok zor. Maddi imkanların da çok iyi olması gerekiyor. Yani böyle beslenmene dikkat etmen, özel koçlarla çalışman, çok iyi fizik tedavi yapabilmen falan. Yani çok zor bir dönemden geçtim. Ya bu iki tane büyük sakatlık böyle tam pik yapıp Avrupa seviyesine çıkacağım zamanlarda beni basketbolu bırakma aşamasına getirdi. Ya benim kendimle mücadelem o zamanlar tekrardan bir Euroleague oyuncusu, A milli takım oyuncusu olmaktan ziyade basketbola geri dönebilip sağlıklı kalabilmekti. Ben bunu başardım yani. Kendimle girdiğim bu mücadeleden başarılı çıktım. Şu anda da sevdiğim işi yaparak dünyayı geziyorum bir nevi. Evet. Para da kazanıyorsun. Para da kazanıyorum tabii ki. Şampiyon da oluyorsun. Ya bu arada Suriye Ligi öyle çok kötü bir lig değil. Onu değil söyleyelim yani. Gerçekten NBA oyuncuları oynuyor. Birçok Amerikalı oyuncu geliyor oynuyor. Yani sadece Türkiye Ligi çok iyi bir lig. Türkiye Ligi yani, çok iyi bir lig. Evet. Bir de mentalite farkı var. Yani burada profesyonellik farkı var. E tabii. Yani şimdi Türkiye Ligi zaten son 10 yılda atıyorum 6 tane Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmış bir ligden bahsediyoruz. Tabii birçok yani kupa kazandı. Efes, Fenerbahçe. Ya, Karşıyaka, Tofaş, evet. Darüşşafaka, Galatasaray, Beşiktaş hepsi Avrupa'da kupalar kaldırdılar. Seyirci yasağı var. Onun için böyle. Yoksa burada tabii canım iki katı seyirci olurdu koltuk sayısına göre. Abi fark ettin mi? Seyirciler çoğalıyor gittikçe. Yani aynen. Çok ilginç. Ama maçı kazandık gibi ya. 57-44. Kemal bileğini burktu. Oyuncu giriyor. Hadi Kemal giriyor. İşte. Evet. Kemal'in yokluğunda diğer pivot çok yoruldu. Kemal'in bileği burkuldu diye. Hadi be artist hadi. Seyircisi maça bak. Giren girmiş. Bizim psikopat orada yine. Aynen.
Ha? Adamın buldu beni. Yok bir dakika ama. Yeni kameramanımız. Savunma düştü. İranlı sazı aldı ya. Abi ne biçim güzel asist bu ya. Tamam ya 6 puan var. Belli olmaz daha. Bir dakika var ama kazandık gibi. Kaçır. 14.3 saniye var. Yavaş yavaş. Abi 10 saniye var. Çok tehlikeli. Mısırlıyla İranlı korkutucu. Bizimki deliriyor. Adam be. Kazanmaları için ışık atmaları gerekiyor. Valla. Kemal sekiyor. Çok kötü oldu bacağı çocuğun ya. Mücadele ederken. Artisim hadi be aslanım benim ya. Artisim benim. Artisim benim. Kankam ya. Beraber içtik. 11 sayı fark aha, oldu. Habo. Bitti bitti. Şampiyonluğu aldık abi. Aynen. 77-70 son 5 dakika. İranlı inanılmaz bastırıyor. Şampiyonluğu çok istiyor. Mısırlı da üçlüklerle atamadı. Çok yumuşak eli var Mısırlı'nın ama. Aa! Ne güzel attı pası. Lübnanlı. 5 numara da Lübnan'ın en iyi oyuncusu. ...87-84. Son hücum. 7... ...6... Aa! Allah atar bu, Allah atar. Kemal garibim. Thank you.
hissediyorsun? Abi yani ayağım çok ağrıyor. Onun ağrısına rağmen duruyorum. Çok kötü bileğimi burktum. Ona rağmen oynadım. Bilmiyorum. Güzel şampiyon olmak. Bittiğine çok mutluyum. Şampiyon olarak bitirmek inanılmaz güzel. Şimdi kutlama zamanı. Umarım sen abi. Gel abi. Bende var. Arı arı. Al bakalım yavrum benim. Bende neden var? Bunu ben yapmayı düşünüyordum çünkü.
Satma, satma. Benim. Emin yaşa. Bunu biz alalım abi hatıra olarak. Yolculuk için iyi bir yöntem değil mi? Congratulations, my friend. You're the best. Thank you. Thank you. Perfect. Bana tut. İşte savaşçı. The warrior is coming. The real beast. Congratulations, brother. Congrats. Otur. Hi, how are you? Hey, man. Yo. How are you? Congrats. 30 points. Very good. How do you feel? Feel good. I mean, I'm a champion. Yeah. I mean, I hope. You're the champ. I hope the guys, you know, this country in Surrey, the fans, was a big part of it, and I'm glad I could be a part of it. Yeah, so you played very well. Yes. Congrats. Thank you, bro. Appreciate it. You're the best. Adam çok tatlı ya. Ya. Gerçek aşk. Bravo Şerif. You wanna sit with us? Şey oraya otursun şey ya. Amerika otur. They're crying. İşte budur ya. Ağlama bebeğim. Ağlama değmez hayat. What's that? I don't know. They're just going. They're going to... Başka stat çıktı. Oh!
Kemal'in hayranlarından arabaya binemiyoruz. Abi bir şey var. Kemal şampalar. Şampalar. Şunu da şamp. Nice, nice Kemal. Hadi şevap. Best Turkish in the world diyor. Diyor sadece bir tane Türk tanıyormuş, o da benim. Ben iyiyim. Ne yapacak günün düşerse falan. Dışta.